Merhaba tarih dostları. Cengiz Acar'la Derin Tarih programının yeni dönemine başlıyoruz. Bugün özel bir konu seçmedik, ilk program olduğu için. Ancak neden tarih bu kadar önemli? Günümüz olaylarını daha iyi analiz edebilmemiz için tarihe neden ihtiyaç duyuyoruz? Bunları konuşalım istedik sizlerle. Malum okul başladı. Çocuklarımızı, gençlerimizi milli hedeflere nasıl yönlendirebiliriz? Nasıl bir tarih eğitimi almalılar ki, gerçek bir vatansever olabilsinler. Buna da değineceğiz. Kıymetli tarih dostları hayat ancak gerçeklere özlemi olanlarla sırlarını paylaşır. Sizin de gerçeklere özleminiz varsa hoş geldiniz. Doğru kanal ve doğru programdasınız. Cengiz Acar hocam her zaman olduğu gibi tarih penceresinden hayatın sırlarını sizlerle paylaşacak. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz o zaman. Hadi. Cengiz Acar'la Derin Tarih programı yeni sezona başladı. Artık tarihin derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Yeni olaylar oldu. Birkaç ay ara verdik ama çok büyük olaylar oldu. Türkiye büyük güçlerle masalara oturdu. Ama tüm bunları analizini yine Cengiz Acar Hocam yapacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah tarih dostlarıyla yeniden bizi kavuşturan, bu iklimi ve ortamı bize yeniden teneffüs ettiren Rabbimize sonsuz hamle senalar olsun. İnşallah yeni sezonda yeni ve çok daha ilginç, orijinal başlıklarla izleyicilerimize güzel bir tarih yolculuğu yapacağımıza inanıyorum. İnşallah hocam. Hocam hemen konuya geçmek istiyorum. Süremiz malum ee, yapmamız gereken şey şu: tarih dinliyoruz. Ben heyecanla sizi dinliyorum, merakla dinliyorum. Sizi dinledikçe geçmişimden ders alıyorum ve geleceğime nasıl yön vereceğim, nasıl adım atacağımı analiz ediyorum. Sizi dinledikçe. E, tarih insana çok şey kazandırıyor. Yani milli şuurda kazandırıyor. E, ama ben bir tarihçi ve yazar olarak sizin dilinizden ve aklınızdan ve gönlünüzden e, duymak istiyorum sizin pencerenizden. Neden tarih hocam? Anlatır evet. mısınız? Aslında çok insani bir duyguyla motivasyonla yola çıkıyoruz Harun dostum. Hepimizin ortak bir kaygısı var. Nedir o? Bütün insanların tarih boyunca ve günümüzde de ve gelecekte insan olmanın bir gereği olarak hayatı doğru anlamak, anlamlandırmak, anlamlı ve doğru bir hayat yaşayabilmek, bu bağlamda anladıkları ve kavradıkları o hayatın gerçekliğiyle doğru bir kimlik ve şahsiyet inşa edebilmek. Yani kendisine de bir anlam ve değer kazandırabilmek her insanın olmazsa olmaz yaşam gayesidir, kaygısıdır, temel motivasyonudur. Bu bağlamda baktığımız zaman insan olabilmek, insan olmanın erdemlerini, faziletlerini şu ruhumuzda, varlığımızda, kişiliğimizde hayat bulmasını sağlayabilmek olmazsa olmaz şartlarından birisi insanlığın tüm geçmişe dayalı tecrübelerini, birikimini analiz etmekle, onu anlamakla, o tecrübeleri kendi ruh ve düşünce dünyamıza mayalandırmakla mümkün olabilecek olan bir şeydir. Biz ne yapacağız? hayatı sıfırdan yeniden mi keşfedeceğiz? Hayır, insan dediğimiz varlık akıllı bir varlıktır. Geçmişin tüm birikimleri geleceğe aktarılarak insan bu birikimlerle yeni bir gelecek, yeni bir projeksiyon, yeni bir vizyon hazırlar. Bu anlamda kimliğini, kişiliğini düzenler, hayatı da bu anlamda tanımlayarak onu tanzim etmeye çalışır. Hı hı. Çünkü Müslüman olmanın, insan olmanın temel gereği olarak arzı inşa etmek, nesilleri de ıslah etmekle sorumlu olan bir ümmetiz. Hı hı. Şimdi bu olaya bu, bu bağlamda baktığımız zaman neden tarih sorusunun cevabı gayet net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor. En temel gerekçemiz şu insan varlığımızı kemalata taşıyabilmek. Şu insan varlığımızdan, düşünce duygu dünyamızda güzel şeylerin neşet edebilmesi, arkamızı güzel bir insan hikayesi bırakabilmek. Hı hı. Çocuklarımıza, ge geleceklerimize güzel bir hikaye bırakabilmek. Hı hı. Onlara güzel bir mirasın ve değerlerin aktarımını yapabilerek hayatı sürdürebilmek hepimizin ortak gayelisi olması lazım. Kesinlikle. İşte bu yüzden tarihle kucaklaşıyoruz. Tarihin değerleri ve kazanımlarıyla kucaklaşmaya çalışıyoruz. Tabi burada bizim bir ayrıcalıklı konumumuz var. Tarihi ve geçmişi çok zengin olan bir milletiz. Hı hı. 14 asırlık İslam tarihinin her bir kazanımı, her bir adımı, her bir tecrübesi bizim milletimizin de bir hikayesidir. Hı hı. Böyle bir hikaye sahip olmaktan daha büyük bir hazine olabilir mi? Hani günümüzde çokça tartışıyoruz ya millet olarak. İşte Gazi Osman Paşa'nın açıklarında sondaj yaptık. Abdülhamit gemisi acaba orada bir yer altından doğalgaz, petrol bulacak mı? İşte Zonguldak açıklarında sondaj yapıyoruz. İşte dünyada bir doğal gaz, petrol gırzı var. Ben çok açık ve net söylüyorum. Hı hı. Yeraltı yerüstü tüm zenginliklerimizin karşılığında bir de o zenginliklerin karşısına diğer kefeye tarihi koyduğunuz zaman emin olun. Tarihi hazinemiz ve kazanımlarımız karşısında bütün bu yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin karşılığı emin olun adeta devede kulak kalır. Hı hı. Yani öncelikli olan bizim tarihi tecrübemiz ve birikimimizdir bizim millet olarak kimlik ve karakter özelliklerimizle insanlığın ufkunda şavk edebilmemizdir. Hı hı. Bugün değersizleştirilen, hayatının anlam ve değerini kaybeden, her türlü ekonomik, ruhsal, psikolojik problemlerin cenderesinde kıvrım kıvrım kıvranan, büyük emperyal sömürgelerin pençeleri altında açlığa, yoksulluğa, değersizliğe mahkum edilen insanlığın ortamında değer üretebilmek, onlar için umut olabilmek, onların ufkunda şavk edebilmek, hı hı. onların acı ve ızdıraplarına çare olabilmek, yaralarını sarabilmek, gözyaşlarını silebilmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Olamaz. Bizi daha çok güzel, güzel insan yapabilecek bundan daha değerli ne olabilir? Hı hı. Biz bütün bunları tarihinde gerçekleştirmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz Hazreti Resulullah'ın ümmeti Allah'a kul olmanın derdi ve kaidesinde mücadele eden bir milletin evlatlarıyız. Hı hı. Bu dert ve kaideyle küresel anlamda dünyada güç oluşturmuş bütün dünyayı kendi hegemenlik alanına dönüştürerek bütün dünyaya 7 kıta 72 iklime adaleti, merhameti, yardımlaşmayı, paylaşmayı tasarruf edebilmiş bir milletin ecdadın torunlarıyız. Hı hı. Böyle bir mirasımız var. Bu mirası harekete geçirmeden, bu mirası evlatlarımızın düşünce ve gönül dünyasında mayalandıramadan bir şeyler yaptığımızı iddia etmek açık ve net söylüyorum. Havanda su dövmek olur. Kaybeden taraf oluruz. Bizi aydınlık ve güzel geleceklere yürütecek olan, o geleceği bizim ufkumuza şavk ettirecek olan şey, bu düşünce ve gayriyle hareket edebilmektir. Emin olun biz bu niyetle hareket ettiğimiz zaman, sebepler bizim önümüzde halk olacak. Rahmet üzerimize sağanak sağanak yağacak ve bu millet insanlık aleminde yeniden hak ettiği konu ve pozisyona her zaman gibi yeniden kavuşacaktır. Buna bütün samimiyetimizle inanıyoruz. İşte bunun için tarih diyoruz. Gelin tarihle kucaklaşalım. Gelin Osman Gazi'nin huzurunda diz çökelim. Onunla bir muhabbet edelim, bir ünsiyet muhabbet kuralım. Gelin Şeyh Edebali'nin nasihatlerinden biz de nasip ederim. Tarih, insana zaman ve mekan ötesi hareket edebilme kabiliyeti kazandıran bir daldır. Tekrar tamam. edebilir miyiz hocam? Tarih, insana zaman ve mekan ötesi hareket edebilme kabiliyeti kazandıran bir alandır. Muhteşem. İnsan normalde zaman ve mekana mahkumdur. Hı hı. Ama tarihe girdiğiniz zaman sizi ne yapar? tarihteki yapmadım. yaşanmış her bir şahsiyetle gönül, düşünce bağ kurabilen, onunla ünsiyet kurabilen, onun enerjisine tanık olabilen bir varlığa dönüştürür. Hı hı. Dolayısıyla da bakın bu hikmet ve bu gaye gerekçesiyle de Allah'ın son kelamı Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an-ı Kerim bizlere dersleri nasıl verir? Tarihle verir. Tarim, Anekdotlar evet. da verir. Peygamberlerin, ümmetlerin yaşamlarından, tecrübeler de bizi bir noktaya taşımaya, tarih. bizim düşünce duygu dünyamızda bir kemalat oluşturmaya, bizi bir yere taşımaya çalışıyor. O zaman bir metot tarih. Tabii. İnsan bir şeyleri anlayabilmesi için ki Kur'an-ı Kerim'de tarihsel e, hadiseler, ders vererek bize bunu anlatıyor. Bu bir Tabii. yöntem. Allah da kulları üzerindeki muradının gerçeklik kazanabilmesi, hı hı. o gerçeğin bizim alemimize halk olabilmesi için tarihi anlatım bir metot olarak kullanır kitabında. Hı hı. Dolayısıyla tarihsiz bir millet olur mu? Köksüz bir ağaç meyve verir mi? Kesinlikle. Köksüz bir çiçekten bir letafet, bir zerafet, bir güzel koku ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Eğer biz güzelliklerin arayışındaysak tarihsiz nasıl olacağız? Hı, hı. Tarihimizde kucaklaşmadan, Onunla ünsiyet ve muhabbet kurmadan nasıl bir gelecek tasarımı oluşturabileceğiz? Hocam isim vermeden söylemek isterim. Bir belediye başkanı bir konserde Osmanlı'ya e, dil uzattı. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Yani evet, bu isim, çok zor bir soru. Neden? Çünkü, çünkü bizimki, duygularımı perdesiz anlatırsam e, bu seyircilerimize karşı saygısızlık vermeyeyim. olur. Tabii tabii. Ama e, perdeyle anlatırsam da duygularımı bir hakkın ifade edememiş olurum. Hı hı. Bizim tarihimize dil uzatan bizden değildir diyeyim. Hazreti Resulullah'ın sünnetini ittiba ederek onun ifadeleriyle e, bu soruya cevap vermiş Mükemmel. olayım. Benim tarihime bu milletin tarihini dil uzatan bizden değildir. Hı hı. Hı hı. Bulundukları sahneleri şov ortamlarını kendileri için dokunulmazlık alanı olarak tanımlayan ve oradan bu milletin değerlerine tarihine, geçmişine hakaret etmeyi veya imalarda bulunmayı kendince bir marifet olarak algılayan, tasarruf alanı olarak hak olarak gören zihniyet, emin olun bu milletin değerleriyle mayalanmamış, dertleriyle dertlenmemiş, sevinçleriyle sevinçlenmemiş, onunla hemhal olamamış bir ruh halinin ifadesidir. Hmm. Dolayısıyla o kişi bizden değildir. O zaman biz de onlardan değiliz. Şöyle diyeyim, Leküm, diyelim. din hüküm ve diyelim. Eğer tarihimizi Gençlerimiz, insanlarımız ders almazsa işte böyle buna benzer kişilere dönüşüyoruz ve ecdadımıza dil uzatır uzatır bir vaziyete geliyoruz maalesef çok talihsiz bir durum. Evet. Hocam şimdi yaz tatilinde ara vermiştik ama dünyada ve Türkiye'de olaylar durmadı, devam etti. Çok büyük olaylar meydana geldi. Türkiye, Rusya ve Çin gibi süper güçlerle masalara oturdu. Öte yandan yanı başımızda adalara silah yığınakları yapılmaya devam etti. Türkiye her şeye rağmen devam ediyor, direniyor, mücadele ediyor. İnşallah süper güçte olacak. Ve fakat biz şimdi çok önemli kritik bir noktadayız. 1923 ve 2023 100 yıl geçecek. 2023 seçimlerine doğru ilerlerken bu kader seçimi çok önemli. Türkiye'nin kaderiyle alakalı çok önemli bir şey. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? 2023'e doğru giderken Türkiye ve dünyanın gidişatını bir tarihçi objektifine nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim ben olaya seçim olarak bakmıyorum. Beni çok da fazla siyasi gelişme ve konjonktür bağlamıyor. Oy demiyorum ya, seçmek. Ha. yani seçmek yani tercih anlamında söylüyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Bu millet 20 yıldır düşmüş olduğu noktadan yeniden ayağa kalkabilmek hı hı. insanlık tarihindeki o her zaman sergilediği marifeti ve kabiliyetiyle ortaya koyabilmek adına hı hı. yeniden bir medeniyet inşa edebilmek adına şu coğrafyada bir mücadele veriyor. Evet. 20 yıllık bu aşamadaki adım adım geldiğimiz bu noktada 2023 ümidimiz ve beklentimiz ve gördüğümüz odur ki bütün bu çabalarımızın harman olacağı o emeklerimizin mahsullerinin ilk örneklerini gözümüzün önünde bizzat müşahede edeceğimiz bir evre olarak görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu bağlamda çok önemli. Türkiye bu anlamda böyle bir geleceğe yürüyor. Bunu şu anlamda da önemsiyorum. Geçmiş programlarımızda belki seyircilerimiz hatırlar ama hı hı. dinlemekte de fayda vardır. Hep vurguladığımız bir şey var. Hı hı. İçinde bulunduğumuz bu 2000'li yıllar insanlık tarihinin en büyük değişim ve dönüşüm evrelerinden birisidir. Evet. İnsanlık tarihinde kırılma noktaları vardır. O kırılma noktalarında insanlık küresel anlamda yeni kavramlar, yeni değerler, yeni kurumsal kimlikler oluşturur. Ve dünya format geçirir ve yeni bir düzende, yeni bir anlayışla yeni bir dünya inşa edilir. O dünya inşa edilirken bir takım güç odakları yok olup gider. Yeni güç odakları ve medeniyetler şavk eder, ortaya çıkar. Hmm. Yani böyle bir gece gündüz değişimi gibi insanlık serüveninde de bu kırılma noktalarında bu şekilde devinimler ortaya çıkar. Hı hı. Mesela geçen yüzyıl özellikle e, Fransız ihtilaliyle beraber ortaya çıkmış kavram ve değerlerle şekillenmiş. Hı hı. Yüzyıl boyunca demokrasi, eşitlik, layıklık, adınıza ne koyarsanız bir takım kavramlarla e, yeni bir dünya düzeni oluşmuş. Hı hı. İnsanlar yüzyıl boyunca bu değerlerle devlet kimliklerini, toplum kimliklerini, yaşam algılarını, dünyaya bakışlarını şekillendirmeye çalışmışlar. Hı hı. Bu şekillenme sırasında o dünyanın en büyük dü küresel güç merkezi olan Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış ve dağılmış. O gücünü kaybetmiş mesela. Hı hı. Buna karşın yeni güç odakları ortaya çıkmış. İngiliz emperyalizmi. Ondan sonra bir sonra evresine İngiliz emperyalizminin gayrimeşru çocuğu olarak tanımlamış olduğum Amerika Birleşik Devletleri hı hı. vesaire. Şu mesele ama işte ne oldu? Şuna işaret etmek istiyorum bu anlatımımdan. Şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Hı hı. İşte günümüzde de bu yüzyıllık kavramlar ve değerler haritası ömrünü tamamlamış durumda. Hı hı. Bugün yeni bir dünya kuruluyor artık. Çok yakın bir gelecekte öyle bir dünya oluşacak ki bugün artık kitaplarda okuduğumuz, haritalarda gördüğümüz, ekranlarda izleye geldiğimiz, alışa geldiğimiz dünya ortadan kalkıyor. ...yeni bir dünya kuruluyor. Hı hı. Bu dünya yeni güç odakları oluşturacak. Bu dünya... ...geçmiş yüzyılın güç odaklarını da... ...geri dönüşüm kutusuna götürecek. Hı hı. Dolayısıyla böylesine büyük bir... ...devinimin yaşandığı... ...değişim ve dönüşümün yaşandığı bir evrede biz... ...bu süreci atlamamak zorundayız. Zamanı doğru okumak... ...doğru algılamak... ...doğru bir strateji ve projeksiyonla... ...geleceği tasarlayan... ...ve o geleceğin inşacısı... İmarcısı durumunda olan bir millet olmak zorundayız. Hı hı. Bakın bir yüzyıl önce bu değişim sürecini yeterince takip edemediğimiz için koskoca devasa bir imparatorluğu kaybettik. Hı hı. Peki bugün yaşadığımız çağı doğru okuyamazsak neyi kaybedeceğiz? Hocam bu çok önemli. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı hı hı. açık benet. Bir Türkiye'miz var. Evet. Vatanımız Dolayısıyla var. bizim kazanmamız ama tüm insanlığın kazanmasıdır. Bizim kazanmamız tüm mazlumların, yetimlerin, gariplerin, muhacirlerin kazanmasıdır. Hı hı. Bizim kazanmamız tüm zalimlerin, kafirlerin, insan kanından ve gözyaşından beslenmeyi alışkanlık edilmiş emperyal güçlerin kaybetmesi anlamındadır. Hı hı. O yüzden biz kazanmak zorunda olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Hı hı. Kazanmak zorunda olduğumuz bir zaman dilimine şahitlik, tanıklık ediyoruz. O zaman hı hı. biz Tarihi doğru okumak zorundayız. Peki mutfaktaki Ayşe teyze, fabrikadaki Mehmet amca bunu nasıl okuyacak? Yani e, okumayı nasıl yapacak? Sadece ki raf, raf, raflardaki, marketteki fiyatlara bakmakla, Türkiye içindeki olaylara e, bakış dar bakışlar atmakla bu mümkün mü? Bunu nasıl okumalı Ayşe teyze ve Mehmet amca? İşte bu, biz bunun için buradayız. Evet. Onlar için buradayız. Hmm. Bu program bunun için var. Bizim sözümüz, bizim nefesimiz. Bizim heyecanımız ve birikimiz bunun için sahada. Hı hı. Dolayısıyla süreci okumakta zorlanan, hı hı. küresel bir bakış açısı gerçekleştirmekte yeterli birikim ve altyapısı olmayan ama dünyayı anlamak isteyen, hı hı. değişim ve dönüşüm sürecinden birebir kendince de etkilenerek bunun acı ve ızdıraplarını yaşayan insanlara hı hı. ne olduğunu anlamak isteyen, endişe ve kaygı duyan insanların elinden tutmak istiyoruz. Gelin diyoruz bakın bu süreci beraber okuyalım. Hı hı. Biz sizinleyiz. Biz bu milletin evlatlarıyız. Bu toprakların çocuklarıyız. Evet. Dolayısıyla da biz burada doğduk, burada yaşadık ve bu topraklar için ölmeye hazır olan, bu topraklar için ölmeyi, bu toprakların üzerindeki değerler için, o bu topraklar üzerinde okunan ezanların devamlılığı için, bu toprakların bekası için canını kanını sebil etmeye hazır olan bir milletin evlatlarıyız. Şunu mu demek Dolayısıyla işte, biz buradayken hı. ve bu sesi yükseltmeye çalışırken hı. birileri şunu söyleme hakkı yok. Biz süreci anlayamadık, takip edemedik, fark edemedik, yanıldık, şaşırdık. Hayır. Hmm. Bu da hmm. hakkınız yok. yok. Çünkü bilgiye erişim artık o kadar kolaylaştı ki ve Dokun biz Dokunum. bu bağlamda doğru bir adres oluşturmaya, hmm. doğru bir frekans oluşturmaya, doğru bir istişare ve irtibat noktası oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Heyecanımız ve aşkımız bunun için ve bunu yaparken de hiç şüphe te ve tereddüt tavşımaksızın çok kısa bir geleceğin bu milletin değerleriyle insanlığın ufkundan şavk edeceğine inanarak yapıyoruz. Hı hı. Eğer bu böyle bir nihayet neticeye inanmazsanız bunu yapamazsınız. Çünkü biz la galibe illallah dediğimiz zaman ve mekanda ondan başka galip olmayan Mutlak galip olarak Allah'ın varlığına inanan bir inançla hareket ediyoruz. Kesinlikle. Onun galip olduğu bir dünyada onun değerlerini, emanetlerini savunan insan için, neferler için mağlubiyet olamaz. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu inanç ve kaygıyla hareket ettiğimiz bu sürecin neticesinde inanıyoruz ki aynen Fatih'in ortasında aynen Hazreti Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın Hendek Gazvesi sırasında müjdelemiş olduğu Fatih ve askerlerin neferlerinin müjdelenmiş askerleri gibi 21 21. asrın bu büyük fethi sürecinde müjdelenmiş neferler sınıfına dahil olmak istiyoruz. Hı hı. O gün İstanbul'un fethinde görev alan surlara, İstanbul surlarına tırmanan ve İstanbul'un fethine aşk eden insanları heyecanlandıran şey neydi? Efendimizin müjdesiydi. Peki efendimizin müjdesi bitti mi? Hayır. Zamanını tamamladı mı? Hayır. Kıyamete kadar var olacak. Hı hı. Bütün mesele şu. Her zamanın, her zaman söylediğim yine bana ait bir berceste ifadeyi tekrarlayacağım. Lütfen hocam. Her çağın fethedilecek bir İstanbul'u o çağında İstanbul'u fethedecek Fatih'i vardır. Çok güzel. Mesele sen ona nefer misin? Asker misin? Mesele sen o müjdeyi özleyen, özlem duyan, aşk eden, bunun için yüreği pır pır çapan, çarpan bir ümmet misin? Bir millet misin? Bunu sorgula. Çok Buna güzel. bakalım. Bu varsa bizde bakın biz bu yolda şehit de düşsek kazananlardanız. İnşallah. Kaybede o deni olmayan bir davanın mümessilleriyiz. Kesinlikle. Biz Hocam şimdi 2023'e giderken Türkiye bir beka meselesiyle karşı karşıya mı? Ee, önümüzde bir savaş çanları mı çalıyor? Şu beka meselesi var mı? 2023 100 yıllık bir dönem. Ee, endişe etmeli miyiz? Gerçi açıkladınız e, bir takım şeyleri Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin gelmesini falan ama bir beka meselesi söz konusu mu? Kritik mi 2023'e doğru gidişimiz? E, şimdi siz, bakın program başımından beri dostum yarım saattir bir iddiadan bahsediyoruz. Bir medeniyet hareketinden bahsediyoruz. Hı hı. Siz bu kadar iddialı olduğunuz dünyada hı hı. birilerinin sizden rahatsız olmaması mümkün mü? Değil. Yani bizim adalet ve merhamet üzerine, paylaşım Hı. üzerine medeniyetimiz var böyle bir. Tevhidi bir çatı altında bir medeniyet inşa etme iddiasındaysanız eğer Hı -hı. Bu, bu dünyanın insan kanından gözyaşından beslenen tüm zalimleri için kabustur, korkudur, endişedir. Hı -hı. Dolayısıyla sizin bu hareketinizi engellemek adına sizi kuşatmaya çalışacaklar. Hı -hı. Sizi provoke etmeye çalışacaklar. Millet olarak sizi bölüp börçük yaparak birbirinize çatıştırmaya çalışacaklar. Hı hı. Bu toplumun, bu milletin içerisine husumet tohumları ekerek birbirleri karşı karşıya getirmeye çalışacaklar. Hı hı. Bak diyecekler, senin gözün yeşil ama onlarınki siyah. Senin başın kel ama falancanın saçı uzun. Hı hı. Diyecekler, senin bıyığın var ama öbürtekinin yok. Hı hı. Yani bu toplum içindeki ayrılık ve farklılık olarak tanımlanabilen her ne varsa bunu malzeme etmekten haya etmeyecekler, çekinmeyecekler. Kesin. Bunu yakın zamanda gördük. Bugün hala gözlemliyoruz. Ve bu 2023 süreci içinde de bunlara her an, her dem tanık olacağız. Bunu biliyoruz. Hı hı. Yani onların bizim karşımıza çıkmaması. Aynen Kur'an ifadeyle söylüyorum. O dost doğru yolda giderken bizim hakka ve hakikate yürüyüşümüzde o yolun üzerine oturmuş bir şeytanla karşılaşmamamız mümkün, mümkün değil. Çünkü diyor ki Kur'an aynen Adem Aleyhisselam'la e, bahsettiği o ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'a o dost doğru yolun üzerine oturacağım ve orada onu bekleyeceğim ben onu diyor. Hı -hı. onu şaşırtacağım. Bak ben onu nasıl asi durumuna dönüştüreceğim sana diyor. Hmm. İsyankar hale getireceğim diyor. Değil mi? Adem oğlu için. Evet. Şimdi biz Böyle bir hakikatin mümessilleri davacısı olacağız. Böyle bir yolun seyri seferi içinde olacağız. Şeytanla karşılaşmayacağız. Eğer karşılaşmıyorsan şeytandan sen o gittiği yolunda hak olduğundan şüphe edeceksin. Kesinlikle. Hocam okullar açıldı. 18 milyon öğrenci, genç dinamik bir nüfusumuz var. Bismillah dediler ve e, okulları doldurdular. Hani Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var gençlerinizi bulunduğunuz çağa göre değil gelecek çağlara göre yetiştiriniz diye. Tarih de bunun için iyi bir araç, iyi bir yöntem. Ee, okullardaki tarih dersini, hani kritiğini yapın demiyorum ama nasıl olmalı ki vatansever Alperenler yetişsin? Buyurun. Evet. Çok ızdıraplı bir noktaya dokundun. Gerçekten biz bu konuda çok müzdaribiz. Evet. Acı duyuyoruz. Neden? Bu Programın başından beri anlata geldiğimiz, belki ekranlarda yıllardır yazılı sözlü bir şey, her türlü ortamda anlattığı geldiğimiz medeniyet iddiamıza, ve ideallerimize, hı hı. yürüyüşümüze mütenasip, uygun, onunla örtüşen, onu destekleyen, onu daha da güçlendirecek insan kadrolarını ve birikimini oluşturabilecek olan bir tarih eğitim anlayışından ne yazık ki mahrumuz. Hı. Bugün tarih sadece akademik anlamda sınava yönelik bir bilgi kü külliyatı olarak veriliyor. Hı hı. Tarih bize idealler, hedefler koyan, amaçlar koyan, evet sen böyle bir geçmişin evladısın. Bu geçmiş sana şöyle bir geleceği inşa etmeyi sorumluluk olarak, sana borç olarak veriyor. Bu sorumlulukla aşk etmek, heyecan etmek ve seyri sefer etmek zorundasın mesajını evlatlarımıza vermiyor. Dinamik bir dil kullandınız. Tarih kitaplarında da böyle dinamik bir dil kullanılmalı mı? Herhalde. E çok Ve her bir genç eğitim sistemine dahil olan her bir genç evet bu milletin binlerce yıllık bu ideallerine ben de ortak olabilmeliyim. Hı hı. Böyle bir ailenin mensubu olmak olmanın onurunu ben de taşımalıyım hı hı. diyecek. Böyle bir tarihi okuduğu zaman da kendisinde ayrıcalık hissedecek. Hı hı. Bu anlamda kişilik ve şahsiyet geliştirecek. Bir takım yanlış yolları tevessül etmekten, bir takım yanlış sözleri sarf etmekten, bir takım yanlış tavır ve davranışların şu varlığından sadır olmasından haya edecek bir nesil olmalı. Hı hı. Gençlerimizin bugün bir takım yanlış davranışlarının önüne, bütün pedagojik yöntem ve tekniklere rağmen geçemiyor olmayışınızın, geçemiyor olmay olay, oluş, olay oluşumuzun bir en önemli sebebi böyle bir aidiyet duygusuna sahip olmamasından kaynaklanıyor. Rol model veremiyor muyuz? Fatih Sultan Mehmet'i bir rol model olarak veremiyor muyuz? Çocuklara kazandıramıyor muyuz hocam davranışsal olarak? Şu ana kadar gelişmeler bunu veremediğimizi gösterdi. Çünkü evlatlarımız gerçekten özellikle ben bu yazın e, hatta bir hiç ummadığımız Anadolu'nun taşları diye tanımladığımız küçücük Kasabalarında, ilçelerinde dahi inanılmaz gençler arasında uygunsuz davranış eğilimlerin oluştuğuna, özellikle hap bağımlılığının, Çok uyuşturucu bağımlılığının ciddi bir yaygınlık kazanıldığına dair sivil toplum kuruluşlarından, mülki amirlerden şikayetler duydum. Hı hı. Bu bizi yaraladı. Yani artık köylere, kasabalara inmiş bu. Hı. Yani burada. Biz eğitim sisteminde nasıl bir format, nasıl bir formül, nasıl bir ön, rol, sorumluluğu veriyoruz ki evlatlarımız bu küresel güçlerin insanları bir, milliyetsizleştirme, hmm. iki, değersizleştirme ve dinsizleştirme, üç, cinsiyetsizleştirme projelerine karşı bağışıklık sistemlerini güçlendiremiyoruz çok büyük tehlikelerdir bunlar. Tarih bu bağlamda gençlerimizin evet. bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi güçlenmiş olan bir genç, bu milletin evladı olmanın getirdiği değerlerle zihin ve duygusu harmanlanmış bir genç gerek sosyal medya, gerek moda kavram ve değerlerde bu kadar kolay manipüle edilemez. Şurası çok güzel hocam. Tarih gençlerimizin bağışıklık sistemidir. Tabii bu milliyetsizleştirme, işte cinsiyetsizleştirme Bugün, gibi bir takım en büyük tehlikelere karşı tabii, özellikle. Yani bir de öyle bir ihanetin içindeyiz ki eline gelen herkes sanatçı rol modeli altında hı hı. diyor ki bu ben sahne şovum diyor. Sahne bizim için diyor bağımsız e, alandır diyor. Dokunulmazda olan bir alandır. Ben sanatı bir icra ediyorum. Adı altına. Söyleme adı altında. Bakıyorsunuz eline geçen LGBT bayrağı sallamaya başladı artık. Korkunç. Ya bu kadar rahat ve pervasız hareket edildiği ve gençlere bu kadar pervasızca düşünce ve duygudu dünyalarının ifsad edildiği bir düzen içerisinde ben nasıl bir tarih eğitimi, nasıl değerler eğitim veriyorum ki bu gençlerimi koruyamıyorum? Hı -hı. Burada bir sıkıntı var. Hı -hı. Yani biz tarih öğretmiyoruz değil, öğretiyoruz ama bu tarih ona dediğiniz gibi rol modeller oluşturarak ve bir de net, açık çerçeve içinde tanımlanmış, çözünürlüğü yüksek bir gelecek projeksiyonu oluşturarak, hı hı. idealler oluşturarak. Evet, sen de bu oyunun, bu takımın bir oyuncusun. Sen de bir milli formayı sırtında taşıyan bu ülkenin ümidi bir evladısın. Sen bunu hak etmek ve bunu ıslatmak terletmek zorundasın. Senin emeğin senin çaban seni daha çok insan yapacak. Hı hı. Ve geleceğe sen de geçmişin dedelerin gibi güzel bir miras bırakmanın onurunu taşıyacak bu milletin bir kazanımısın duygusunu kazandırmadığı sürece. Evet. Sadece ben bu tarih eğitiminin son neticesinde akademik eğitimin sonunda gireceğim iş oldum üniversite sınavlarında bu, bu konudan kaç soru çıkar ve bundan kaç net elde ederim ve elde ettiğim netin benim için eee beklentilerin karşılığındaki değerlik ağırlığı nedir mantığıyla öğrenilmiş bir tarihin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Üzgün. Kesin, bu evet. tarihi aşağılamaktır. Evet. Bu, bu tarihi gencin düşünce ve duygu dünyasında eee ifsad etmek diyeceğim hoş olmayacak ama ne yazık ki bu kadar dramatik e, sonuç gençlerimizin hızla küresel güç odaklarının Hı hı. Tezgahladıkları kavramlar çerçevesinde nasıl dezenforma edildiklerini, duygu düşünceli dünyalarının ifsad edildiğine tanık oluyoruz. Evet. Yüreğimiz acıyor ee, ve diyoruz ki artık okullarımız bizim devlet kimliğimizin ortaya koyduğu medeniyet hamlesinin bir paydası haline getirebilmek, gençlerimiz bununla ikna edebilmek, motive etmek zorundadır. Kesinlikle. Hocam ben e, burada e, değerli izleyicilerimize Cengiz Acar hocamın e, kitaplarını da tavsiye ediyorum. E, milli tarih şuuru kazandıran, gerçekten e, cesur Alperenlerin yetişmesine vesile olacak olan e, okunduğunda güzel kitaplar mutlaka gençlerimize okutalım kendimiz de okuyalım inşallah. Hocam insan vücudu sadece maddeden yapılmamış maddeyi ayakta tutan bir mana var. O da hayat. E, tüm kainatı hayata, insan hayatına hizmetkar yapmış yaratıcı bunca masrafa, ikrama karşı insandan da bir şey isteniyor. Bu bir sır. Ve siz diyorsunuz ki hayat ancak gerçeklere özlem duyanlarla sırlarını paylaşır ve bu sırrı siz bugün burada inşallah yaratılış sırrını, insanın o insan yüce hayatının sırrını bize anlatmanızı isteyeceğim. En yüksek hayat mertebesinde yaratılan insan hayatının sırrını tarih penceresinden bizimle paylaşır mısınız? Evet. Ağır bir soru. Ama dediğiniz gibi benim belki hemen her programda, tüm sosyal medya hesaplarımda kullandığım derceste bana ait olan bir ifade. Kitaplarımda da bu ifadeyi kapak olarak kullanmıştım. Çok sevdim bu cümleyi. Ve bu ifade, tekrar ediyorum, hayat ancak gerçeklere, hakikatlere özlemi olanlar da sırlarını paylaşır. Güzel, evet. Şimdi bir kişi sırrını kime verir? Yakınına. Değil mi? Müthiş bir şekilde Sırdaş. ileride muhabbet ve samimiyeti olan, hı hı. güven duygusu oluşmuş olan dostuna verir. Hı hı. O zaman hayat bir sırra sahip. Hı hı. Yaratılış sırrına sahip. Hı hı. Müthiş hikmetler ve hakikatler içinde barındıran bir uçsuz bucaksız Allah'ın esmalarının tecelli ettiği her evan ve, ve her dem etrafımızda tecellilerle de oluşan bir alem. Bu alemi anlamak, bu alemi keşfetmek, bu alemle samimiyet ve muhabbet kurabilmek hı hı. ancak hakikate ve gerçeğe özlemle olabilecek bir şey. Hı hı. Aşk etmekle, muhabbet etmekle, evet ben bu hayatı anlamak istiyorum. bu Ben bu hayatı anlamak ve bu hayatın anlam dünyasında kendime bir değer ve anlam kazandırmak istiyorum diyen. Hı hı. Bu anlamda kendi hayatına bir anlam ve değer kazandırarak hayatın gerçeğini, sırrını öğrenmiş, keşfetmiş, şuur etmiş bir varlık olarak hayatı tamamlamak hepimizin ortak gayesidir, amacıdır. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Tek atımlık bir mermi gibi çok kısa bir ömrümüz var, bir hayat yaşıyorsun. Gökyüzünden yeryüzüne, yeryüzünden yer altına, denizlerde okyanuslarıyla, onun tabanındaki deriyle, müthiş bir canlı çeşitliliğiyle, hı hı. dop dolu, Uçsuz bucaksız yıldızlarla donanmış bir alemin içinde Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak var olup gidiyoruz. Hı hı. Ve ya bütün bunlar neden? Bütün bu çeşitlerin içinde ben neden bir Ahmet, Mehmet, Cengiz, Harun olarak varım? Hı. Bunun anlamı ne? Bütün bu düzenin içinde benim varlığımın gerekçesi ve gayesi ne olabilir sorusunu sormadan. Bu soruya tek bir cümlelik anlam ve değer Cevap bulamadan hayatı tamamlamaktan insan varlığını ifsad edecek, insan varlığını acı ve ızdırabı düçar edecek bundan daha kötü ne olabilir? Bakın insanlar hayat adlarında bela, sıkıntı, sorunlarında çok şey yaşayabilirler. Hı hı. Ama emin olun hayatı bu sorduğum soruya cevap vermeden tamamlamaktan daha acı olan, daha büyük ızdırap konusu olan hiçbir şey olamaz. Hımm. Hı. Bir hayat yaşadınız ve anlamını bulamadınız. Karşılığını oluşturamadınız. İnsan gibi yüce donanımlarla donatılmış hisler, akıl gibi. Bu aklı ve yüreği hakikati evet. anlamak ve keşfetmek adına bir nebze olsun yoramadınız. Falanca ideolojinin, falanca idolün, falanca şahsiyet ve kimliğin felsefesine adayarak kendinizi ona kurban ettiniz hı hı. ve Allah'ın mesajına gönül ve düşünce dünyasını kapattınız. Onun her an ve her dem tecelli eden hakikatleri karşısına kör ve sağır bir hayat yaşadınız. Ve hı sonunda hı. bütün bunlar böylesine bir içine düştüğünüz cehalet gayresi ve karanlığının neticesine tamamlanmış bir ömrün hı hı. hesabı olarak hangi cümleyle hangi mazerete sığınabiliriz? Hayat gerçekten ama gerçekten samimiyetle hakikate özlemi olan, hı hı. ben hakikati öğrenmek istiyorum ben gerçeği keşfetmeden, anlamadan bu ömrü tamamlamak istemiyorum diyen ve bunun için aşk eden, heyecan eden, aklını ve yüreğini yoran insanlara gel der. Sana söyleyecek sözüm var. Hocam şimdi... Ve sırlarını paylaşır. Kesinlikle. İşte o sırlar ne yapar bizi? İnsan yapar. Kamil insan yapar. Allah'a bir hakkın kul, Resulullah'a bir hakkın ümmet olmanın onur ve makamını eleştirir. Güzel bir nokta. İnsan geliniz. olarak da evet. Hep güzel bir makama, mevkiye ulaşmak istiyoruz ya. Manevi insan derece. olarak da bundan, daha bu hayat neticesine ulaşacağımız daha güzel bir kariyer yok. Kesinlikle. Emin olun. Hocam Resulullah dediniz aleyhissalatü vesselam konuyu oraya getirmek istiyorum. Ee, İnsanı kamil ismine layık e, en değerli önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tarih kitabı var. Tarih kitabını e, bir de öğretmen gönderiyorlar o kitabı ders versin diye. Yani bir e, de, kitap e, muallimsiz bir kitap anlamsız bir kağıttan ibaret kalır. Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak göndermiş Kelamullah ve onu bize yaşayarak ders verecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de göndermiş. Ama son zamanlarda gençleri ifsad eden sizin o dediğiniz bir takım odaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bağımsız bir din oluşturma çabasındalar. Sünnet-i seniyyeyi kabul etmiyorlar, hadisleri kabul etmiyorlar. E, oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanı kamil ismini en güzel şekilde Kur'an'ın anlattığı şekilde ders veren bir mübarek peygamber. Dolayısıyla ne diyeceksiniz hocam bu gençlerimizi peygamber efendimizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı? Evet. Ben gençler değil gözü ve kulağı ama öz hasreten yüreği bize temas eden ekran başındaki tüm dostlarıma gönül dostlarıma söyleyeceğim şey şu hı hı. aynen su gibi düşünün. Hı hı. Bir suyu en güzel, en verimli en lezzetli en katıksız Nereden yudumlayabilirsiniz? Kaynağından. Kaynağından değil mi? Gerekse bir dağın başına gidersiniz. O dağın başında şıkır şıkır o Tertemiz. kaynayan suya dudaklarınızı dokundurursunuz. O abi hayattır işte. Evet. Çok güzel benzer. Hiçbir yere dokunmamış. Hiçbir yerden geçmemiş. Kimsenin gözü değmemiş. Nefesi temas etmemiş. Bizzati yerin altından böyle aynen Zemzem gibi kaynayıp geliyor. Hı hı. Ona dokunmak Onunla işte suyu en güzel, en lezzetli, en doğru orada yakalarsınız. O su aktıkça, akış güzergahı gereğince tarlalardan geçer, hayvanlar içinden geçer, bahçelerden geçer. Hı, hı. Falanca fabrikanın arka bahçesinden geçer, oradaki e, bir takım katı, artıklar ona katılır. Fatih derken edebilir, evet. kirlenir. Hı hı. Şimdi bilgi de böyle oldu. Hı, hı. Bilgi zaman içerisinde Ha bir de şu vardır. O su ne yapar? Bir belediye teşkilatı atıyorum. İnsanlar suya kolay ulaşsın diye depo oluşturur. Hı -hı. Oraya toplar. Onu ne yapar? Klorlar, ilaçlar. Hı -hı. Sonra borular aracılığıyla bir sürü uzun borularla evlere kadar ulaştırır. Hı -hı. O su eve kadar ulaşır. Kolay da erişirsiniz ama o su artık kaynağından gelen o billur gibi saf ve durusu değildir. Hı -hı. İşte bilgi de böyle. Bilgi ne yazık ki günümüz teknolojileriyle kontrol edilebilen, hmm. manipüle edilebilen, dezenforme edilebilen bir yapıya dönüştürüldü. Hmm. Bilgi araçlarıyla, akıllı ekranlarla, online ortamlarla kontrol edip size sunulan bilgiye dönüştü. Hmm. Biz şimdi el kadar şu aletlerle her türlü bilgiye ulaşıyoruz ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu dezenforme edilmiş, kontrol edilmiş, manipüle edilmiş. Belli bir şebeke ağından geçirilerek bize ulaşmış olan bilgileri içeriyor. Hmm, güzel. Peki biz bilgiye saf, duru, saf haliyle artık ulaşamayacak mıyız? E gidip dağın başına mı çıkacağız? Hayır işte. Ne yapacağız hocam? İşte bize Kur'an ve sünnet sana hangi çağda, hangi zamanda, hangi mekanda olursan ol diyor. Hı hı. Son nefesine kadar insanlığın kıyameti ne kadar senin huzurunda sah ve duru kaynağı bilgisine bilgiye kaynağından ulaşabilmenin imkanını sunacağım. Hakikatin bilgisini verir. Bu Allah'ın sana evet. vaadidir. Allah'ın vaadi haktır ve bugün de hala gerçektir. Hı hı. Dolayısıyla senin gözün ve kulağın ona ilişmiyorsa bu kaynaktan sen şu varlığını gıdalandıramıyorsan bu akıllı ekranlar ve ortamlardan aldığın her bir bilgi Seni senin o yaratılış gayene, o yaratıcının sendeki muradına e, müdahale etmesi anlamına gelir. Seni zemininden, seni varlığından, insan varlığın ve kimliğinden koparılman anlamına gelir. Hı hı. Yani yaratılış gayenden uzaklaşmandır. Hı hı. İşte şeytanımız bir hakkın giden o dost doğru yolun üzerine oturmasındaki e, olay da budur. Hı -hı. Bugün şeytan o bilginin hakikat bilgisine ulaşan yolların üzerinde oturduğu, konuşlandığı ve bu bilgileri bir şekilde dezenforme ettiğini çok iyi görüyoruz ve biliyoruz. Hı, Hı kesinlikle. O yüzden hakikat bilgisine ulaşmak hayatın bizlere geliyorum yine o söze. Hayat ancak gerçekleri özdebi olanlar sırlarını paylaşır sözüne hayat bizim kulağımıza bir dost ve muhabbetiyle samimiyetiyle sırlarını paylaşmasını hakikati bizim yüreğimize üflemesini, üflemesini bekliyorsak Sılamaz. aşk geleceğiz, Özlem duyacağız. Hmm. Doğru bilgiyi isteyeceğiz. Hmm. Bunun için dua edeceğiz, niyet edeceğiz, çaba harcayacağız. Hmm. Bakın o gönül ve düşünce alemimizdeki iklim nasıl değişiyor. Hmm. O iklimde ve o alemde hiç aklınıza fikrinize gelmeyen, hayal edemediğiniz çeşitli nebahatlar şeklinde çiçekler, güller, harika birbirinin güzel bitkiler nasıl neşvi nema bulunuyor, meyveler, lezzetler oluşuyor göreceksiniz. Yani Kesinlikle. varlığından lezzet, bakışından nur, duruşundan hakikat teneffüs edilen güzel insan olmanın yolu ve gerçeği bu yolu takip etmektir. Hı, hı. Kamil insan olabilmek şu varlığından Aynaya baktığın zaman geç herkesi. Öncelikle sen, kend, sen kendinden haz edebildiğin, samimiyet besleyebildiğin, ben kendime muhabbetle bakabilen bir insanım diyebilmenin özgürlüğünü, mutluluğunu, onurunu yaşayabilmenin olmazsa yolu, olmazsa olmaz yolu hakikate özlemdir, çabadır, Kesinlikle. muhabbettir. İşte o yüzden tekrar ediyorum, hayat ancak hakikate özlemle da sırrını paylaşır. Onlarla muhabbet eder, onlarla samimiyet kurar, onları kucaklar. Öbür türlü hayatla mücadele eden, savaşan, çatışan insana dönüşürsünüz. Kesinlikle. Her gün haberlerde, işte falanca kişi bana yolda geçmek isterken benim bana yol vermedi diyerek birbirini bıçaklayan trafikte insanlarla karşılaşıyoruz. Evet, evet. Her gün kadın cinayetlerinden bahsediyor ve buna dair hukuki önlemler alıyoruz. Her gün okullarda bir takım çatışmalardan vesaireden gençler arasındaki uzlaşmazlık tavırlardan Dem vuruyoruz. Kesinlikle. İnsanlar neden bu kadar çatışmanın içine düştüler? Neden hocam? Neden bu kadar agresifleştiler? Çünkü hakikat özlemini kaybettiler. Hı hı. Bilgiden demlenmek, şu varlıklarını o gün hakikatle demlendirerek güzel o temaşa edilecek bir güzel ee, varlık kimliğine kavuşturmanın yolculuğundan seyri seferden alık kaldırır. Kaynaktan beslenmiyorlar. Kaynaktan beslenmedir. Hmm. Uzaklaştı. O yüzden de hayatla barışık olmayan, hmm. onunla dost olmayan, hayatın bizzat hakikatleri üflemediği, sırrını paylaşmadığı insan durumuna düştüğü için hayatla savaşan ve düşman olan insana dönüştürer. Kesinlikle. O da ne yapıyor? Gerekse bir eş kavgası, gerek arkadaş kavgası, gerek, gerek e, ortaklık kavgası gerek tarlatı kavgası gerek adını ne koyarsanız trafikteki e, anlaşmazlık evet, kavgası var. olarak tecelli ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu sorunlara tek tek hukuki anlamda aldığınız hiçbir tedbir farkındaysanız çözüm oluşturmuyor. Teşekkür ederiz. Neden? Çünkü hakikatin o çatışmacı kültürün gelişmesinin temeli olan asıl sorunu çözüm bulmadığımız için. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, ee, e, ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza e, bugünlük bu kadar. Saldık. Önümüzdeki haftadan itibaren tarihe ilişkin inşallah Berces'te konu başlıklarıyla güzel tarihi yolculuklar yapacağız. İnşallah. Bu tarih yolculukların kazanımları şu varlığımızı e, dediğimiz gibi kemalata taşınmanın aşkı ve heyecanı içinde olacağız. Amin. Bizimle gönül birlikleri kuran, muhabbet besleyen, duasını eksik etmeyen tüm dostlarımı muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili tarih dostları, e, açılışı yaptık, yeni sezona başladık. Dedim ya mutfaktaki Ayşe teyze, fabrikadaki Mehmet amca nasıl okuyacak bu geniş e, konjüktürü, gelişmeleri 2023'e gidiyoruz. Biz okuyacağız. Onlara anlayacakları şekilde anlatacağız dedi Cengiz Acar Hocam. Anlattı da ve anlatmaya da devam edecek inşallah. Ne zaman? Her salı saat 18'de KON TV'de. İyi akşamlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.